istediği çok para değil ki hanım. Sadece haftada 50.000 lira. Okul masrafı, yemek parası, yol masrafı... Al kızım sen, üzme tatlı canını! Canım babacığım benim! Hastayım! Ölüyorum! Bana acımıyorsunuz! Ölüyorum diyorum! Bana bakmıyorsunuz! Para verin bana! Para verin dedim! Oğlum, yavrum! Ne oldu sana birdenbire hastayım, böyle? Hastayım! Ölüyorum! Yaşanmalıyım! Peki, peki canım! Sakin ol yavrum! Para verin bana! Para, ilaç için! Ölüyorum! Para istiyorum! Para istiyorum dedim! Bu evin kirası hanım! Benim paralar mı? Beni yakalamakla hayatımı bitirdin. Bütün ümitlerimi söndürdün. Beni senden başkası yakalayamazdı. Ama ben de senin hayatını bitireceğim. Merkez Kartal 2'yi arıyor, Merkez Kartal 2'yi arıyor. Burası Kartal 2, ben Komiser Murat. Şehrin güney kısmında bir olay var. Sabıkalı bir sinir hastası kaçmış, halkı tehdit ediyor. Silahlı bir sabıkalı, onu yakalama görevi size verildi Komiser Murat. Derhal olay mahalline. Temin edin. Her şey benim karınlarıma göre olacak! 3 dakika sonra bebeklerden birini öldürüp... Aşağıya atacağım çocuğu! Anneciğim! Atacağım çocuğu! Paniğe mahal vermeyin! Ben emir vermedikçe kimseyi yaklaştırmayın! Verdiğim mühret doluyor! Bizi dinle! Hiçbir tehlikeye lüzum yok! Beni oraya verin! Çocuğu aşağıya atacağım! Dikkatli ol! Son defa söylüyorum size! Çocuğu aşağıya atacağım! Atacağım çocuğu! Atacağım! Anonsu tekrarla! Tehlike yaratmaya lüzum yok! Oyalamayın beni! Tehlikeyi yapın! Bizi dinle! Tehlike yaratmaya lüzum yok! Ne olur çocuğumu kurtarın! Kurtarın ne olur! Merak etme sen! Cevap verin! Yoksa atacağım! Anne, ne istiyor? Havaalanına gitmek için bir araba, alanda da emrine amade bir uçak istiyor. Dediklerini kabul etmezsek çocuğu öldürecek. Ne kadar zamanımız var? Oyalamayın beni! Beni oyalayacağınızı mı zannediyorsunuz? 2 dakika. 2 dakikaya kadar isteklerini kabul etmezsek çocukları öldürecek. Acele sizi telsize bekliyorlar. Şimdi sırası mı? Bu herifi oyala. Ne diyeyim efendim? Masal anlat. Komiserim, komiserim, acele sizi telsize bekliyorlar, önemliyim. Bu işi halletmeden bir yere gidemem. Anneciğim, anne, anne! Bütün isteklerin yerine gelecek, bizimle! Seni, avalarına döndüreceğiz! Beni kaldıracağınızı zannettim!
Çabuk ipi getirin! Eğer bizi dinleyip çocukları serbest bırakırsan... ...bütün istediklerin yerine getirilecek. Havaalanına gitmek için bir araba seni bekliyor. Tehlikeye yapmaya gerek yok. Dinle bizi. Sesinizi çıkarmayın! Öldürürüm! Öldürürüm! Arabayı be! Öldürürüm canım! Öldürürüm! Korkmayın, korkmayın yavrularım. Gelin. Yavrum, anneciğim! Allah'tan razı olsun komiser bey! Sağ olun, sağ olun komiserim, çocukları kurtardınız. Komiserim, telsizden sizi arıyorlar, acele eve gitmeniz gerekiyor. Geliyorum. Neden doktor çağırmadın? Seni bekledik. Baba... Gitme baba! Beni böyle bırakma baba! Gitme baba! Beni böyle bırakma! Ne olursun gitme! Baba! Hemen döneceğim yavrum. Baba! Ben geceleri hasta bakmam. Çocuğum çok hasta. Yarın muayenehaneye getir. Çocuğuma bakacaksın. Bu saatte kimse rahatsız edemez beni, yoksa polis çağırırım. Ben polisim. Kusura bakma, geç şunu üşütmeyesin. Çocuk bu hale gelene kadar neredeydiniz? Bu çocuğun iyi bir bakıma ihtiyacı var. Annesi yok mu? Bu ilaçlar hemen alınsın. Başında biri bekleyecek. Nesi var? Zehirlenme. Fakat nedenini bilemem. Ama tehlikeli bir zehirlenme olduğu belli. İyileşeceksin koca herif. Seni iyileştireceğim. Şimdi geleceğim. Thank you.
Hey, kimsin sen? Ne oluyor be gecenin bu saatinde? Soyguncu musun, nesin? Nöbetçi eczanesin, kapın kilitli. Al, yeter mi? Acıyor mu? Şimdi iyileşeceksin. Ölecek miyim baba? Yok, iyileşeceksin yavrum. İyileşeceksin. Baban seni kurtaracak. İyileşeceksin. İyileştiğinde de sana verdiğim bütün sözleri tutacağım. Bir balık takımı alacağız. Cumartesi pazar deniz kıyısı. Balık tutacağız. Sonra küçük bir bisiklet vardı ya, onu da alacağım. Yazın tatile gideceğiz. Sahi mi baba? Bütün bunları yapacak mıyız? Söz mü? Söz oğlum. Seni çok seviyorum baba. Çok. Ben de seni koca herif, seni. Sağ ol. Tamirci Recep karısını öldürmüş. Çocuklarını da bir odaya kapamış. Onları da öldüreceğim diyor. Müdür bey sizin gitmenizi istedi. Recep ancak sizi dinler. Oğlunuza biz bakarız. Gözünüz arkada kalmasın. Ben doktor getirdim. Recep kardeş! Silahsızım, içeri geliyorum! Üstüme. Silahını ver. Hayır, yaklaşma Murat abi. Ben zaten bittim. Çocuklarına da, sana da bir zarar gelsin istemiyorum. Hapse gireceğim Murat abi. Bu sübiyanlar aç perişan ortada kalacak. Onları böyle bırakamam. Ölsünler daha iyi. Çocuklarını merak etme. Sen de bir babasın. Çocuklarım var. Çocuklarına kendi çocuklarım gibi bakacağım. Söz mü? Söz. Sen söz verdikten sonra... İyi ettin. Demek benim getirdiğim parayla çocukların karnını doyuramıyordun. Beni terk edecektin. Çocuklarım! Evlatlarım! Beni affedin çocuklarım! Yavrularım! Murat amcanız büyüyünce size her şeyi anlatacak evlatlarım! Yavrularım! Yavrularım benim! ...19 numara. İkinci katta. Dikkat, dikkat! Röntgen çektirecek hastalar 4. kısma. Vizit başlayacak. Dinlenme salonunda koridordaki hastalar lütfen odalarına. Dikkat, dikkat! Röntgen çektirecek hastalar 4. kısma.
Komiserim, başın sağ olsun. Allah Allah. Böyle bir daha acı göstermesin. Başın sağ olsun. Neden oğlumun hasta olduğunu haber vermedin? Neden susuyorsun? Gururundan mı yoksa suçlu olduğundan mı? Suçlusun değil mi? Onun ölümünden sen suçlusun! Sen suçlusun! Gecenin bu saatinde tahlil istiyorsun. Sen hiç uyumaz mısın? Bu sıvıda ne zehiri arıyoruz? Bazı küçük emareler var. Fakat bunlar tortu halinde. Teşhisi güç. Bu içecekler her dükkanda satılıyor. O zaman tehlike büyük. Gece olmasa bazı dükkanlarda kontrol yaptırırdık. Bekleyemeyiz. Dükkanın camı kırık, içeri girelim, içki araklayalım ha! Polis! Hırsızlar polis! Ne polisi? Abi içeri hırsız girmişti de, şeydi biz geçerken gördük ama o hırsız şeydi, ne bileyim ben, yani size hiç benzemiyordu. Değil mi ulan? Evet ya, Murat abimize hiç benzemiyordu. Artık bu namussuzu çok içmeyeceğim. Çünkü içince hayal görüyorum be! Ulan koca komiser Murat dükkan soyar mı? Ama belki de bir düşündüğü vardır. Gene de biz bir fır çekelim. Sıvının içinde keyif verici derecede uyuşturucu var. Ama bazen bu madde tam karışmayıp bir kutuda öldürücü miktarda toplanıyor. Yapanlar herhalde acemi. Anlaşılıyor ki bu işe yeni başlamışlar. Hemen geliyorum. Bu soygun efendim, sabah bismillah geldim, kapı açık, dükkan başı boş, hemen karakol aradım, camı kırmışlar, sütleri çalmışlar. Kim gördü hırsızı? Bu ikisi efendim. Sen mi gördün? Evet, hırsız göbekli sakallı biri, bıyıkları da var, bir kolu yok, topal da, evet topal! Al, bu zararını öder mi? Sağ olun abi. Gidelim. Peki efendim. Ne yapıyorsun?
Biraz sonra gelir malları alırım. Ben süt istemedim. Sen işine bak. Sen kimsin be? Malları kimin hesabına satıyorsun, konuş!
Konuş, malları kimin hesabına sattığını söylemezsen boynunu kırarım. Söyleyeceğim, konuşacağım. Yürü. Doğru müdüriyete. Dikkat, dikkat! İfade verecek olanlar 3. katta savcılık odasına. Tutuklular görevli memurlar nezaretinde narkotik büroya. Bu olaylar hepimizi ne kadar üzse de görevine sadakatin takdire şayan. Raporunuzu okudum. İleri sürdüğünüz fikirler akıl almaz şeyler. Bence ispat etmeye çalışmanız da boş. Ne demek istiyorsunuz siz? Benim söylediğim şu. Bu türlü ispatsız açıklamalar halkı paniğe kaptırabilir. Her önüne gelen bir içecek şişesi alıp laboratuvara koşsa çocuklarımıza su bile içiremeyiz. Bu aramızda kalsın komiser. Komiserim, bakar mısınız? Yakaladığınız adam suçsuzum diyor, konuşmuyor. Müsaadenizle, gidelim. Komiserim, kızım günlerdir eve gelmiyor. Bir adam onu evine kapatmış. Bunu tutuklasınlar, mahkemeye çıkacak. Gel bakalım. Cennete gideceksin bebeğim, renkli, zevk dolu bir cennete gideceksin. Zevkten çıldıracaksın. Kalkın! Nasıl girdin buraya? Defol! Çek elini üstümden! Senin gibi bir polis parçası bana elini bile süremez! Silahına mı güveniyorsun? Hadi, çek, vur! Ben silahımı çekersem, vururum. Sen, bir polis bana vurdun! Benim gibi bir adama! Seni rüşvete bağırım, paraya bağırım! Fiyatın ne? Baba! Kızım, yavrum, evladım benim! Kızım benim! Hastaneye götür. Hastaneye gidelim. Hayır! Hadi kızım, gidiyoruz. Gitmezsen beni de dövecek misin? Gerekirse. Sen kimsin be? Benim kimin kızı olduğumu biliyor musun? Sen kim oluyorsun? Kimsin sen? Her şeyi berbat ettin. Ne yapacağım ben şimdi? Damarlarım bomboş. Esrar istiyorum. Ne olursa olsun kim verirse versin istiyorum. Ne olur istiyorum. İstiyorum, istiyorum. İstiyorum. Ne demek istiyorsun sen? Kızınızın size ihtiyacı var. Bana bunu sen mi öğreteceksin? Kızınızı bir hastaneye yatırmanız gerek. Nedenmiş o? Hasta. Uyuşturucuya alıştırılmış. Yalan! Benim kızım böyle bir şey yapmaz. Onun her şeyi var. Belki bir şey eksiktir. Mesela sevgi. Sen yalancı bir herifsin. Kızıma iftira atarak benden para koparmaya çalışıyorsun. Hem sen kimsin? Bir baba. Saklı içeceğine yanımda iç. Erkek erkeğe konuşalım oğlum. Konuşacak ne var ki?
Benden ne istediğini bilmeliyim. Hiç değilse bunu söyle. Senden hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey! Seni anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Yeter! Bıktım senin bu polis tavırlarından! Benimle sanki bir suçluyu tuzağa düşürmek için konuşur gibi konuşuyorsun! Sen benim oğlumsun! Evet, babalık taslamaya gelince! Ne yapmak istiyorsun? Gidiyorum! Bu mezar gibi yerden kaçıyorum! Burası bizim evimiz oğlum! Suçsuzum demiyorum! Şu an... annenin burada olmasını ben de isterdim ama... Ama onu kovdun! Hayır, dinle! İstifa edeyim, hep beraber olalım, tatile çıkalım! Kardeşim de bu hayaller içinde öldü! Bir müddet bu otelde kalacağım. Şehirden ayrılamam. Polis peşimde. Bana bir silah gerek. Murat'ı öldürmeden dönmem. Şikayet, şikayet! Hakkınızdaki şikayetler komiserim, sayfalar dolusu. Elinden kaçırdığın kabadayı Hasan başımız üstünde bir bela gibi durmakta. Siz böyle bir kanun kaçağının peşinde koşacağınıza... çoluk çocukla uğraşıyor, üstelik onları esir aleminde yakalıyor... sonra serbest bırakıyorsunuz. Çocukların suçu yok. Bana bir suçlu gerek. Bu sen de olabilirsin. Zaten ünlü iş adamını tokatlamakla en büyük suçu işledin. Adamın 50 yerde kolu var. İsterse senin tozunu attırır. Şirketlerinin bağış ve yardım kampanyaları 1 milyara yaklaşıyor. Vergiden düşüyor. Lütfen birikmeyin beyler! Yolu açın! Görevlilere yol verin beyler, yol verin! Zorluk çıkarmayın ya! Buyurun komiserim! Buyurun! Abi kimi öldürmüşler? Konuşmuyor komiserim, ifadesini alamadık. Bizi yalnız bırak. Hadi hepimiz dışarı! Bak Murat abi, açık konuşalım. Bu zenginler bir kolayını bulup kurtuluyorlar. Yolsuzluklar, kaçakçılık... her türlü pislikleri ortalığa bulaştırıyorlar. Gazeteler bir yazıyor, sonra ortada suçlu yok. Ne oluyor bu adamlara? Nasıl kurtuluyorlar? Ya da kim kurtarıyor onları? Ya da arkalarında kimler var? İnsanlar, çocuklar ölüp gidiyor. Ceza yeğeni yok. İşte böyle düşündüm ve o pis herifi temizledim. Cezasını kendi elimle verdim. Yanlış yaptın. Sen de mi değiştin Murat abi? Bana bir şey olmadı. Ama her önüne gelen adaleti yerine getireceğim diye eline silah alırsa... bu işin sonu nereye varır? Bu herif çocukları zehirliyordu. İçeceklerin içine ne katıyorsa katıyor... o masum çocuklar kafayı buluyor... sonra alışıyor ve yavaş yavaş ölüp gidiyorlardı. Bunu biliyordum ama ispat edemezdim. Onu temizlemekten başka yolum yoktu. Çabuk olun, malı bekliyorlar!
Mallar hazırlanıyor. Paraya ihtiyacımız var. Para yollayın, para! Seninle biraz mehtabı seyredelim. Yapma! 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 Düşerim! Düşerim yapma! Yapma! Kravatın Avrupa mı yerli mi? Avrupa! Ben hep Avrupa kravat takarım. Eyvah! Avrupa kravatlar çok çabuk kopar. Yapma! Konuş! Konuş! Kravat kopuyor! Konuş! Kravat inceldi! Yapma! Konuş! Ne istiyorsun? Bu mallar kimin? Kopuk Recep'in! Kopuk Recep! Ne hatlar karıştırdığını öğrendim. Neden tutuklamıyoruz? Böyleleri korkak olur. Beklesin. Beklerken korkudan ölmezse o bizi arar. Oğlunun ölümünün acısı hala üstünde, anlıyorum. Üzgünüm fakat görevinle şahsi öfkeni karıştıramazsın. Acı çeken bir baba mısın yoksa görevini yapan bir polis mi? Kimse adaleti çiğneyemez. Birinin suçlu veya suçsuz olduğuna sen karar veremezsin. Adam bir sebep yokken birini vuruyor ve sen onu serbest bırakıyorsun. Kanunlar halk için yapılır, halk! Hangi halk için efendim? Ben o katili tutukladım. Onu kurtarmak için hiçbir şey yapmayacaksın. Tutuklanması gerekeni serbest, serbest bırakılması gerekeni tutuklamışsınız. Recep Bey sizi köşke davet ediyor. Buyurun gidelim. Para bu. Bildim değil mi? Evet efendim. Beyimiz düşündü ki aylığım az, paraya da ihtiyacım var. Tam söylediğiniz gibi efendim. Yalnız bu çok para, işime yaramaz. Yeter mi? Şimdilik. Bakın ne diyeceğim. Sizin gibi bir adamın böyle bir arabası olmalı. Olmalı da fiyatı ne? 5-6 milyon ama önemi yok. Yani? Şimdi alın, istediğiniz zaman ödersiniz. Ödemeseniz de olur, 5-6 milyon sizden kıymetli mi? Galiba kıymetli. Bu arabayı ancak taksitle alırım. Ayda 5 bin lira taksit öderim. 1.600.000 ay eder. Demek taksit bittiği gün ben ölmüş olacağım. Bu ne?
Kadın efendim. Kadın olduğunu biliyorum. Bana niye öyle bakıyor? Düşündüm ki bekar bir erkeksiniz. İşiniz de ağır. Ara sıra gönül eğlendirmek istersiniz. Rüşvet yani. Ben de kadın sanmıştım. Kopuk! Zengin olmuşsun ama adam olamamışsın. Adam olan boyundan büyük işlere girmez. Her şeyi berbat ettikten sonra böyle yollarda işin içinden sıyrılmayı denemez. Biz her yolu deneriz. Senin gibi ay sonunu zor getiren bir polis verdiklerimizi kabul etmezse başka yollarda deneriz. Senin anlayacağın dille de konuşabiliriz. Biz diyorsun. Yani bu yeni uyuşturucu işinde sen bir aletsin. Ama senden de büyükleri var. Yani bilinmeyen patronlar. Öyleyse ilk seninle başlayalım. Seni tutukluyorum kopuk. Suçum ne? Her türlü rüşvet. Söyle itlerine yol açsınlar. Yoksa boynunu kırarım. Açılın! 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 Açın kapıyı! Aç! Aç! Aç kapıyı! Ben suçsuzum! Beni tutuklayamazsınız! Bırakın beni! Bırakın beni, içeri atamazsınız! Avukatlarımla görüşmek istiyorum, bırakın! Komiser Murat! Bunun hesabını vereceksin! Bunun hesabını soracağım benim senden! Benim de hücreye kadar gelin! Bırakın beni! Bırakın! Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Arkadaşların kötü, suç işlemiş, tehlikeli insanlar. Ben çocuk değilim. Kendimi korumasını bilirim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Neden böyle öfkelisin? Başka türlü olabilir miyim? Yalnız, yapayalnız. Ben varım ya. Sadece plakasını tespit edebildik. Sabah erkenden cesetleri bir otomobille buraya bırakmışlar. İnşaatta çalışan bir işçi görmüş. Plakası 35PK0... Hemen bir ambulans çağır. Baş üstüne komiserim. Çabuk cesetleri çıkarın buradan!
evladım, yavrum benim, canım evladım, vah yavrum, vah! Öldürdün onu, gencecik hayatını söndürdün! Parayla senin kızın gibi yüzlerce satın alırım! Senin gibi yüzlerce babayı sustururum! Parayla bütün dünyayı satın alırsınız, değil mi? Pis böcekler! Kızın benim gibi bir adamın kollarında zevkle öldü! Bundan gurur duymalısın! Pis böcekler! Hepinizi parayla ezerim! Ah evladım! Silahımı çektim mi vururum demiştim. Hadi çocuklar, siz derse devam edin. Hadi yavrum, hadi canım. Çocuklar için mi üzülüyorsun? Bütün çocuklar için üzülüyorum. Oğlunu mu hatırlatıyorlar? Oğlum benimdi, umutlarım, hayallerim, hayat bağımdı. O öldü, onu hepimiz öldürdük. Bunlar bizim çocuklarımız. Bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Ama hepimiz her gün onları öldürüyoruz. Ama... Ama? Bir gün bir katilin evine baskın verdik. İçeri daldım. Herifin elinde kocaman bir domuz çiftesi. Ben de silahı çekmişim. Bir saniyede ya o beni vuracak ya da ben onu. Ben tetiği çektim. Tık! Silah ateş almadı. Herif güldü. Çiftliği doğrulttu. O an ölüm yaşadım. Adam ateş etti. Beynime nişan almıştı. Çifte geri tepti, ıskaladı. İşte o anda yaşamanın ne olduğunu öğrendim. Neymiş? Bombok bir şey. İşte bu çocuklar bu duyguyu tatmasınlar istiyorum. Yaşamak bombok bir şey değil. Çiçekli, sevgili, şefkatli... güvenceli, tatlı... gülücükle dolu. Ama biz onlara böyle bir dünyayı veremiyoruz. Ve sen bu yüzden kahroluyorsun. Kahrımdan geberiyorum. Katı, acımasız Murat. Ama koca yüreği bir çocuk yüreği gibi. Ben yıllarca bir bar orospuluğu yaptım. Şimdi sayende o pislikten kurtuldum. O yıllarda bir şey öğrendim. Bütün kötülüklerin başı para, para, para! Kışlarına soksunlar o tomar tomar paralarını. Adını Murat koyduk abi. Onun için seni çağırdık abi. O da Murat, sen de Murat. Bu çocuklara, iyi bir dünya bırakmayanlara yuh olsun! Yuh olsun! Yuh olsun! Bak Murat, müdüre o serserinin serbest kalır kalmaz... gene çocukları öldüreceğini niye söyleyip engel olmadın ha? Ya Recep'in, hücreye dayanamayıp canına kıyacağını niye haykırmadın? Bu çocukların sizin günahınız ne Murat? Günahınız ne? Çocuklar, sizin günahınız ne Murat? Oh, my God.
Eyvah polis! Bırakın kızı! Kız öldü be! Yakalayın şunları! Ölmüş kız! Dur! Dur, kaçma, dur! Dur dedim, kaçma! Esra'dan çılgın haldeler. Üçünü yakaladık, biri ormana kaçtı. Dur abi! Tutuklamaya mı geldin? Seni neden tutuklayayım? Günlerdir peşimdesin. Ama şunu bil ki ben ne eli kanlı bir katil, ne de kovalanan bir av hayvanıyım. Beni bir baba gibi kabul edemez misin? Sokaktaki herhangi bir baba gibi. Sen baba değil, kahraman olmak istiyorsun. Kahramanlıktan anlamam. Ben görevleri olan bir insanım. Suçlular, zavallı suçsuzlar var. Arada kaynayıp giden halk. Her babanın görevi çocukları için güzel gelecekler bırakmaktır. Hangi gelecek bu? Bırak palavrayı. Sen... Benim oğlum nasıl böyle düşünebilirsin? Düşünmüyorum. Düşündürtüyorlar, yaşatmıyorlar. Azar azar insanı umutsuzluk, acılarla öldürüyorlar. İşte bu kızın öldüğü gibi. Haksızlık, zalimlik tepemizde. Beni dinle, bir silah gerek. Ali'den alacağız. O bu işlere bulaşmaz. Bulaşmak zorunda, başka çaresi yok. Babasına düşman ol. Nereden tanıyorsun? Ne ilgisi var sizinle? Patron nerede? İçeride ama onu göremezsin. Sağ kaldığıma göre görürüm. Bahse girer misin? Nesine? Yumruğuna! Ne istiyorsun benden? Yarattığın ölümler yeter, tutukluyorum seni. Hayır! Götüremezsin beni! Götürürüm. Emniyette yaptığın bütün pislikleri anlatacaksın. Dikkat bütün siviller! Pasaport işlemleriniz için 4. bölüme müracaat edin. Ben buraya gelecek adam mıyım? Beni kurtarırlar! Avukatlarım var benim! Milyarlarım var benim! Buradan seni hiç kimse kurtaramaz! Kurtarırlar beni! Müdürle görüşmek istiyorum! Burada yalnız ben varım! Ben yemezsem ölürüm! Konuşmazsan yemek yok! Ölürüm ama! Ben istemezsem bir ay bir şey yiyemezsin! Açın kapıyı! Ben yemeksiz yaşayamam! Götürme! Ölürüm ben!
dayanamam! Gel içeri! Sami, bu senin yemeğin. Karnın aç mı? Hem de çok. Öyleyse paylaşalım seninle. Neden içeri girdin? Hiç içeriden çıkmadım ki. Ama bu sefer çok kalmayacağım. Suçun ne? Ufak bir sarkıs trafiği kurmuştum. Keyfim yerindeydi. Emin iş, peşim para. Beni burada fazla tutamazlar. Birazdan çıkacağım. Çıkacak mısın? Sabıkalı Sami, hazırlan, çıkıyorsun! Hı? Bana yardım eder misin? Karşılığı? Çok para. Ne yapacağım? Şu adrese git, benim burada olduğumu söyle. Ya para? Onlardan alırsın. Adres buymuş abi. Canım fena Murat abicim. İçkiyi de bıraktım sayende. Toz ol, yoksa gene atarım içeri. Ah, hemen çıkıyorum abicim, hoşça kal, eyvallah! Komiser Murat, müdür odasında bekleniyorsunuz. Bu oyunu bitirelim artık. Bir adama nasıl böyle muamele edersin? Savunmasız, delilsiz, avukatsız nezarethanede tutarsın. Seni görevden uzaklaştırıyorum. Muavin bey, komiserin işlerini size devrediyorum. Başüstüne efendim. Siz Murat'ı tanımazsınız. Biliyorum, hata ettim ama çaresizdim. Büyük hata ettin Necat Bey. Bizim gücümüz gizlilik ve paradır. Sen örgütte bir delik açtın. Murat'ın eline kozlar verdin. Ama Murat'ı zararsız hale getirdiniz. Siz geceleri uyurken ben tilki gibi planlar kurarak bu örgütü kurup bu hale getirdim. Gücünü, zayıflıklarını biliyorum. Murat şimdi zararsızdır ama inatçıdır. Ufak bir ihmal bizi bitirir. Tanınmış satıcılara mal vermeyelim. Gerekirse bir süre duralım. Bu hastalık. Mal için anasını satan bir herif dumandan boşalınca hayvanlaşır. Hayvanlaşınca da olmadık şeyler yapar. Onları temizleyecek gücümüz var. Çok zarara uğrayacağız. Paramız olmazsa biz veririz. Necat Bey'in hatası bizi bu hale getirdi. Zararımızı ödemeli. Ödeyecektir. Kesin emir veriyorum. Bir süre işleri durduruyoruz. Her suçu bana yüklemeyin. Murat'la bir gece nezarethanede kalın, o zaman bana hak vereceksiniz. Şerefe Murat abi. Şerefe. Üzme kendini, aramızdasın. Mutlu musun? Evet, mutluluğumdan geberiyorum. Kötümser olma. Bak, olman gereken yerdesin. Pis ucuz içkiler ve serseriler. Onlar benim dostlarım. Biz neydik ha? Biz senin dostların değil miydik? Ailen değil miydik? Bir gün gelip içkini bizimle içmedin. Sen pahalı içkiler içiyordun, pahalı yerlerde. Ve senin paran yoktu. Yoktu. Ve beni bunun için terk ettin. Babam haklıymış. Sen serserinin tekisin. Oğlun öldü, ailen dağıldı, umurunda bile değil. Senin için dünya bu serseriler, aşağılık suçlular. Senin gibi pis bir katilin tek avuntusu. Yeter! Oğlumla beraber ben de öldüm. Senin zenginlik dolu kafan bunu anlayamaz. Bir daha da bunlara serseri deme. Onlar halk. Halk, anlıyor musun? Halk! Hadi vursana. Bu kahpe dünyanın satılık silahını kullan. Silahım hiçbir zaman satılık olmadı. Ben intikam için öldürürüm. Bu kahpe dünyada
Senin gibi yürekli insanlar yaşamalı. Ben bir kurtuluş umudunu öldürecek kadar alçak değilim. Hoş geldin Murat amca. Seni öyle çok seviyoruz ki Murat amca. Babamızdan bir haber var mı? Babamızı çok özledik Murat amca. Eski bir orospuyu öpmek ister misin? Bir daha kendine orospu deme. Dünya öyle alçak, iğrenç, büyük orospularla dolu ki sen onların yanında melek kalırsın. Hem bu orospular öyle bir orospu ki kravat da takıyorlar, cemiyette saygı da görüyorlar ve her şeylerini satıp gittikçe büyüyorlar. Ve senin çocuk yüreğin buna dayanamıyor. İğrenmekten geberiyorum, kusuyorum. Artık kusmayacağım. Tüküreceğim hepsinin suratına. Bütün çocukların adına tüküreceğim. Lanet olsun! Lanet olsun size! Ben ölüyorum, geberiyorum, benden para saklıyorsunuz! Hiçbir şeyimiz kalmadı oğlum! Para yok mu diyorum! Oğlum çıldırdın mı, ne yapıyorsun? Para istiyorum, yok diyorsun! Ekmek paramız bile yok diyorum! Ekmek yok ha, öyleyse ben de seni gebertirim! Para! 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 Üzgünüm komiserim, müdüriyete gitmek zorundayız. Komiser Murat'ı getirdim efendim. Gidebilirsin. Savcı bey sana birkaç soru soracak. Seni neden çağırttığımı biliyorsun komiser Murat. İş adamı Nejat ve sabıkalı Hasan öldürüldü. Silahın nerede? Kaybettim. Bu defa büyük bir hata işledin. Onları öldürmekle önce bizi, sonra kendini mahvettin. Bu kağıdı imzalarsan sana yardımcı oluruz. Cezan idamdır. Sen artık idamlıksın. Tutuklayın. Cinayetten hiçbir haber yok. Bunu düşünmek gerek. Nejat'ın ölümü bizi zarara soktu. Şimdi parayı kimden alacağız? Varımızı yoğumuzu bu işe yatırdık. Para dünyanın efendisidir. Biz hakkımızı almaya kararlıyız. Bize para gerek! Para ya da can alacağınız tek kişi var, Murat. Bana gelince ben bu işte yokum. Tek düşmanımız Murat. Bizi bu hale o getirdi. Onu temizleme zamanı geldi. Murat tutuklu. Ya polisin bir oyunuysa? Başka çare yok, bekleyeceğiz. İçeride ya da dışarıda onun işini bitireceğiz. İmzala! Alnımıza sürülen bir kara leke. Temizle bunu. Susmak sana bir şey kazandırmaz. Patronu öldüren kurşunun senin silahından çıktığı balistik raporu ile ispat edildi. Onu öldürmekle intikamını alacağını sandın. Hasan da senin tabancanla vurulmuş. O da senin düşmanındı. Sen polis kendi vurdun. Sen öldürmeye alıştın. İmzala şunu! İmzala be herif, idama gidiyorsun! Başka çaresi yok, imzalayacak. Ona imzalatacağım. Yoksa yukarıdakilere ne derim? Onun ölüsü çıkar buradan. Ama kağıdı imzaladıktan sonra. Aç kapıyı. Çek gelin! Dur! Koş! Yakalayın, yakalayın! Emniyet görevlileri, bütün kapıları tutun! Bir tutuklu kaçtı! Bütün kapıları tutun! Gel!
Çabuk aşağı, camdan atladı. Dikkat dikkat, bütün devriye otolarına. Katil kaçmıştır, bütün kavşaklar tutulsun. Evet merkez, emirlerinizi aldık. Tamam, anlaşıldı. Oh,
Baba, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Seni çok sevdiğimi biliyor musun? Biliyorum oğlum. Kardeşim suçlu benim. Eve içeceği ben getirmiştim. Onu zavallıyı suçluyum baba. İsteyerek yapmadım. Sonra onların peşine düştüm. Tıpkı senin gibi. Bir erkeğin yapması gerektiği gibi aralarına karıştım. Her şeylerini öğrendim. Kardeşimin katillerini... Benim oğluma da bu yaraşır. Ama onları benden evvel yakaladın. Sen de görevini yaptın. Baba... Oğlum... Sen doğru söyledin. Haksızlık, kötülük tepemizde. Bunları nasıl yeneceksin? İnsanları, çocukları severek... Bizi de çok sevdiğini biliyorum. Hep sevinç. Sonsuza kadar. Baba! Kurtulacaksın. Sen yaşayacaksın.